arkadaşlarımız alacakları haklarını alıncaya kadar bu grevimiz sürecek. Bunun başka şekli yoktur. İzban işçileri greve çıktı. Demir kapılar kapandı, bu iş yerinde grev var, pankartı asıldı. İzban işçisi tarihi bir ilke imza attı. İzmir'de Ali Ağa Torbalı arası banyo taşımacılığı yapan işçiler ücretlerinde iyileştirme istiyor. Bayram, özel gün, hafta sonu gibi lükslerimiz yok. Hastalarımızla ilgilenme lüksümüz yok. Öncelik işimiz ve arkamızda taşıdığımız yolcular. Tren kullanıp yolcu taşırken aklınızda fatura ödemek gibi sorumluluklar olduğu zaman odaklanamıyorsunuz. İzmir halkına biz hizmet etmekten her zaman gurur duyduk. Mevcut şartlar bizi bu duruma zorlamıştır. Davamızın arkasında duracağız. Hakkımız alıncaya kadar da bu grevimizi sürdüreceğiz. İzmir halkından tekrar özür diliyoruz. Bu duruma gelmesini istemezdik. Ama bizi bu duruma yöneticiler zorladılar. Süreç bu saatten sonra istediklerimizi alana kadar devam edecek. Pes etmek gibi bir niyetimiz de yok. Emeğin karşılığı ücrettir. Emeğin karşılığı olan ücreti talep ediyoruz. TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak işletmesi olan İzban AŞ ile Demiryol İş Sendikası 6 Haziran'dan bu yana toplu sözleşmede anlaşma sağlayamadı. Bu grevde birlikteliğin, güç birliğinin en iyi örneklerini veriyoruz. Demiryol İş Sendikası'na bağlı 340 işçi bu sabah 4'te grev kararını uyguladı. Şu an grev kapsamında arkadaşlarımız %100 katılım sağladılar. Eyleme Türk İş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım ve konfederasyonlara bağlı sendikaların şube başkanları da katılarak destek verdi. Kamuoyunda şöyle bir algı var. Bu işletmede çalışan insanların çok iyi koşullara sahip olduğu düşünülüyor. Oysa sabahtan bu tarafa arkadaşlarla görüşüyorum. İnanın 304 çalışanın 105'i asgari ücret seviyesinde. Geri kalan 200 arkadaşımız da asgari ücretin bir tık üzerinde. İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs seferlerini artırsa da vatandaşlar ulaşımda sorun yaşadı. İşçiler haklı. İşçiler haklı. Yerden göğe kadar haklı. Çünkü gerçekten biraz daha maaşlarına zam olması gerektiğine inanıyorum. Anlasınlar yani, ortak bir yol bulsunlar. Neden greve çıkartıyorlar ki işçiler yani? Vallahi inşallah kısa zamanda çözülür yani. Onu söylüyoruz. 60 yaşında bir kadınım, indim çıktım. Kaç saattir yollardasınız? Vallahi hemen 2 saattir yoldayız. İzmir ulaşımının bel kemiği olan İzban'la günlük ortalama 300 bin yolcu taşınıyor. Türk İş'e bağlı Demiryolu Sendikası'nın aldığı grev kararının ardından Alsancak'ta bulunan İzban istasyonu önünde gün boyunca bekleyiş devam etti.